Herkese web tasarımcıdan merhaba. Bugün Photoshop'ta kendi desenimizi oluşturmayı göstereceğim. Desen oluşturmak istiyorsunuz. Diyelim ki bir sticker bastıracaksınız ya da bir kağıt fotokopisi yapacaksınız ya da bir şeyin üzerine bir yastık, işte bir defter mockup'ına falan bir desen kullanacaksınız ama kendiniz tasarlamak istiyorsunuz. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi şunu bir kapatayım. Öncelikle bir çalışma alanı açıyorum. Şu şekilde bir çalışma alanı açtım. Sonra görselimi buraya aktarıyorum. Bu vektör görsel de olabilir. Ya da benim yaptığım gibi PNG görsel de olabilir. Ben bunun desenini istiyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi bu görseli buraya attık. Burada seçme aracına bu görseli, ya bu parayı düzgün bir biçimde şöyle seçtim. Sonra yukarıda edit var. Edit'te define pattern kısmı var. Buraya dolar desen yazıyorum. Sonra CTRL D diyorum. Daha sonra ben bu sayfada yapmayacağım. Tekrar bir sayfa açıyorum. Bu sefer dikey olsun diyorum. Bakın dikey bir şekilde sayfayı açtık. Yukarıda açtıktan sonra sağ tarafta yeni bir katman açıyorum. Layer katmanı. Sonra yukarıda yine edit'e geliyorum. Field kısmına tıklıyorum ve bakın burada genelde bu seçili oluyor. Ya da bu seçili oluyor. Pattern'i seçiyorum. Yani deseni. Buradan yaptığım dolar desenini seçip okey diyorum. Okey demeden önce buranın da random fill olduğuna dikkat edelim. Okey diyorum. Açılıyor. Böyle bir sayfa açılacak. Buradaki ayarlamalar bu 8, bu 1 olursa, bu da 0 olursa çok iyi olur. Nedenini söyleyeyim. Burada 8'in altında olursa o zaman hani 2-3 tane birbirine sıkışmış oluyor. Bu da mesela otomatik olarak renk değiştiriyor. Bu 0 olmak zorunda değil. Ama bu 8'de 1 olursa çok güzel olur. Okey diyorum ve bakın otomatik olarak desen benim sayfama otomatik olarak geldi. Başka şeyler deneyelim. Fill diyoruz. Okey dedim. Buradaki özelliklerden bir bakalım. Bunu artırdığımızda daha fazla dağılıyor. Buna bakalım. Bunları şöyle bir azaltalım. Bakalım ne işe yarıyor. Yani siz de görün diye ben de bu şekilde değiştiriyorum. Burada görebiliyoruz. Okey diyorum. Bir de şimdikine bakalım. Bakın bu sefer de böyle bir desen oldu. Bu desenleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi mockup'larda kullanabilirsiniz. Kendinize ait özgü bir desen oluşturmuş oldunuz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve diğer eğitimlerimiz için sitemizi inceleyebilirsiniz. Hem YouTube hem web sitemizi. Diğer derslerde görüşmek üzere.